Baz etkisi nedir? Yani şu anda anlatılan hikayeye bakın, hükümet başarılı bir şekilde enflasyonla mücadele ediyor diyorlar. Ben bir mücadele görmüyorum. Yani bizim görmediğimiz acaba gizli bir alttan bir mücadele mi var? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Enflasyonla mücadele, kuru enflasyonu en fazla destekleyen kuru tutmak. Onun için ödediğimiz maliyet dillere destan. Malum kur korumalı mevduat. Üstelik ona yeni bir gaz verildi. Kur korumalı mevduattaki tavan kaldırıldı. Faiz tavanı kaldırıldı. Yeter ki bu kuru tutabilelim seçime kadar. Enflasyonla yaptığımız mücadele pasif bir mücadeledir. Bir de ne yapıyoruz? Marketleri gidip etiketleri dövüyoruz. Soğan depolarını basıyoruz. Sonra diyor, dikkat edersen eğer zam yaparsan ey market, seni sorumlu tutarım. Ve burada da suçu genellikle ya marketlere atıyoruz da aracılar dediğimiz yapıya atıyoruz. Enflasyonla mücadele yapımız bu kadar. TÜİK'in verilerine gelince baz etkisi şu. Geçtiğimiz yılın, pardon 2021'de Aralık ayında %13,6, bir ayda fiyatlar bir ayda 13,6 artmıştı. Ocak ayında da, geçen yılın Ocak ayında ise 11 küsur artmıştı. Şimdi endeks her son 12 ayı alındığından dolayı 2021'in aralığı da gitti, 13,6 gitti. 2022'nin ocağı da gitti. Şimdi söylenen şu, zaten baz etkisiyle bunlar endeksten çıktığı zaman yerine ne koyacağımızı sorguladık. Ve ben burada sizinle de yaptığım kanalda da söylemiştim. Kardeşim 13,6'yı çıkardın, yerine ne koyacaksın? 11 küsür gidecek de yerine ne gelecek? Amaçlanan şuydu, işte biliyorsun sağlam bir TÜİK'in varsa kim korkar enflasyondan, ama olmuyor. Mızrak çuvala sığmıyor. Ve o çerçevede ne oldu? 6 küsür gibi değil mi? 6,65 gibi bir enflasyon 11'in yerine geldi ve %57,68'de kaldı. Sanıyorum bu aşağı doğru gidişteki son durak budur. Ondan sonra sürekli yukarı gidecek. Niye? Bu kadar gökten paket yağarken, EYT'nin parası gelecek. Aynı şekilde asgari ücreti artırdın. Şimdi taban fiyattan tut, KOBİ'lere paketlerden bir sürü para ortalığa gelirken, artı enflasyonun en büyük lokomotifi olan gıda için hiçbir şey yapmamışken enflasyon tekrar yukarı çıkacak. Yani o zaman enflasyonun belini kırmadık. Enflasyon bizim belimizi kırdı. Artı fiyat, enflasyon sıfır dahi olsa endeks düzelir ama iki şey düzelmez. Hayat pahalılığı orada kalır, bir de enflasyonun bozduğu iş ahlakı da ortadan kalkar. İnsanlar fiyatlar daha da artacak diye durduk yerde fiyatları da yukarı çekmeye başladılar. Yani bir ince belli bardak 45 lira olur mu? İçindeki 80 liraya bile satan var. Bunun ne maliyetle, ne çayla, ne bardakla, ne de akılla, vicdanla alakası. Evet Şeref Bey, bugün teknik bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Özellikle ben bir soru daha eklemek istiyorum. Bu algı enflasyonda aşağı doğru gidiyor algısı var ya, o Evet. sizce piyasaya yansıyacak mı? Az önce bardak örneğini verdiniz ama. İnşallah yazır. Burada ne kadar, bak şimdi burada o kadar şeye ihtiyacımız var ki, güvenilir bir merkez bankanız olsa, ona güveniyor olsanız ve gelecek enflasyonunun düşeceği konusundaki taahhütlerine inanırsanız, inanın az önceki o algılar ortadan kalkar, düşeceğine inanırız. Peki kardeşim, enflasyon düşecek diyorsun da %6,65 artış nereden çıktı? Neden sebze meyve yukarı çıkıyor? Anlatmak istediğim, insanların geçici inişlerle, baz etkisiyle kısa sürede ikna edebilirsiniz ama mızrak çuvala sığmıyor. Evet, dün Ege Cansen'in bir yazısı vardı. Özellikle bu Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metniyle ilgili. Eğer bu sistem ortaya çıkacaksa doların uzun vadede 12 lira olması gerekiyor diye bir şey vardı. Gördünüz mü onu? Katılıyorum. Aslında o baktığımda oradaki nasılını bilmediğimizden dolayı nasıl yapacağını, mesela tarımı geliştireceğim diye bir hedef olabilir mi Kenan? Ben de geliştirmek istiyorum. Herhalde büyük ihtimalle Evet. sana sorsam sen de geliştirmek istersin. Ama Evet, aynı şekilde. nasıl diye sorduğum zaman inanılmaz bir vadide sorular meydana geliyor. Anlatmak istediğim, piyasada da yine de bu neler, iktidar değişmesi halinde neler yapılacağı olumlu karşılandı. Bu da aslında insanların içinde bulundukları sıkıntıdan bir umut ışığı arama ihtiyaçlarından geliyor. Yani tünelin ucundaki bir ışık arıyorlar. Bunları da bir ışık olarak gördüler. O ışık mı yoksa üstümüze gelen bir tren olup olmadığını seçimden sonra göreceğiz. Evet. Bir de son olarak sizi de tutuyorum, kusura bakmayın. Cüneyt Bey Estağfurullah. gelene kadar seçime doğru enflasyonda biraz daha sakinleşme, piyasada biraz daha rahatlama bekliyor musunuz? Siz bizden Hükümet bekliyor.
Hükümet bekliyor, piyasa umut ediyor. Ben ise beklemiyorum çünkü bu kadar zam yağarken enflasyon düşmez. Yani çok basit. Yağmur yağıyorsa yerler ıslaktır kardeşim. Çok basit. Ve ne yazık ki para genişlemesi sürüyor. Seçim ekonomisi zaten bu işe yarıyor. Enflasyonla mücadelede az önce de belirttiğim gibi sadece kuru tutarak bir de marketlere parmak sallayarak yürümeyeceğinden dolayı enflasyon kendi seyrinde devam edecektir. Faiz de mesela siz faizi teke indirdiniz ama faiz kendisini artırmaya başladı. Sizin artırmanıza bile gerek kalmadı. Şu anda arkadaş faizi %155'e çıktı insanların birbirlerine verdiği. Banka faizleri de 25-30'lara geldi. Bu şunu demek istiyor. Siz ekonomiyi dereyi yukarı verebilirsiniz de ordunun dereleri yukarı akmıyor. Doğal olarak denize akıyor. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Şeref Bey. Cüneyt Bey'in bir sorusu var mı bilmiyorum ama sizi de fazla yayında tutmak istemiyorum. O aslında son sorusunu sormuştu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Evet, yayına devam ediyoruz bir yandan da. Biliyorsunuz özellikle son dönemde büyükelçilerin kapatılmasıyla ilgili hem Sayın Süleyman Soylu'nun hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Bir yandan onlar konuşuluyor. Sayın Soylu bugün de açıklamalar yaptı. Bir yandan Sedat Peker'in avukatının açıklamaları var. Manşetimizi de ona çevirdik. Dijital tecrit kalkacak mı, kalkmayacak mı diye. Bir yandan da tabii enflasyon verileri konuşuluyor. Hem TÜİK'in hem de ENAG'ın enflasyon verileri. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık 6.65, yıllık enflasyon ise 57.8, tabii geriledi olarak veriliyor. Bir önceki aya göre daha az bir enflasyon var. Tabii bir yandan da Profesör Doktor Veysel Ulusoy'un ve arkadaşlarının hazırladığı ENAG Enflasyon Araştırma Grubu'nun verdiği enflasyon verileri var. Orada da aslında enflasyon yıllık bazda %121 olarak açıklandı. Tabii ki Ocak enflasyonunda 9.26. Bakalım TÜİK ile ENAG bir yerde karşılaşabilecek mi? Aynı verileri verebilecekler mi? Biz de merakla bekliyoruz. Ama hala arada bir fark var. Özellikle TÜİK'in verileri daha da... Evet. Kenancığım sözünü kestim. Şeref Bey'i uğurladın herhalde. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ya kamerayla uğraşıyorum. Pili bitti. Bir daha değiştirdik falan. Tek başına mutfaktan canlı yayın yapmanın zorlukları. Böyle havalı stüdyolarda hani yayınlar oluyor ya, insanlar tırnak makasını çıkartıyor, şey yapıyor falan. Manikür pedikür bizimki mutfaktan. Allah'ım. Ya Hakan Bayrakçı mı kesti? Tırnakları mı kesiyor? Mum mu olmuş? Ne olmuş? O çok konuşuluyor. Yani şöyle, algı şöyle oldu. Görüntü izleyen dedi ki bu tırnaklarını mı kesiyor diye. Bir Ahmet Hakan'ın programında değil mi? Evet, evet, tarafsız bölgede CNN. Ahmet Hakan görse güler zaten. Bunu ne yapıyorsun evet. Abiler ya? Yani Ahmet Hakan da farkında değil anladığım kadarıyla. Yani reji de anlamamış galiba ne yaptığını. Yoksa müdahale ederlerdi diye düşünüyorum. Çünkü CNN Türk'te tecrübeli bir teknik ekip canım, var. Yani şey, onlar görse zoom in girerlerdi. İşte bazen evet. Bu uzun yayınlarda insanlar, herkes dalıyor abicim. Çünkü program 5 saat sürünce hep de 3 aşağı 5 yukarı aynı konuklar, aynı şeyi konuşunca 6 tane de pencere var. Biz bunun esprisini yapıyorduk. Neyin esprisini yapsak gerçek oluyor bak, diyordum ya ben. Telefonu açıyor çünkü herkes 5 dakika konuşsa herkese sıra 40 dakikada bir geliyor eğer araya girmezse. Artık iş bu noktaya geldi yani. Uzun programların böyle bir sıkıntısı var tabii.